Yorumlara yazabilirsiniz. Eğer istiyorsanız arkadaşlar çekeriz. Ve elit çıkacak dedim. Elit çıktı. Yok artık. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray ve bugün sizlerle birlikte gerçekten efsane bir FIFA Mobile 19 videosuyla daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapacağız? Bugün ikinci kısma geçeceğiz La Liga rekabetlerinde. Ayrıca 3 tane Team of the Week ilk 11 garantili paketimiz var. Canlı yayınlardan onları açacağız. Ve gerçekten videonun sonunda da ikinci kısımdan devam edeceğiz. Uzun bir video olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videoya başlamadan önce videoya like atmayı, beğenirseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Aşağıdan ben olsam ne olacak ki deme kanka. Bak sen de abone ol, yeniysen dışarıdan önerilenlerden falan gördüysen direkt abone ol. %60'ı önerilenlerden görüp abone olmayan kişiler oluyor. O yüzden sen de abone olabilirsin ve ailemize katılabilirsin. Şimdi arkadaşlar hemen videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi maç 1'deyiz ve teklif 1'i alıyoruz ilk olarak. Sonrasında arkadaşlar başa saracağız. Başa saracağız. Bu ilk 2'ye geçmenin en kolay kuralı, en basit kural ama yapmayı sakın unutmayın. Yani sürekli 1. oyuncuyu, 2. oyuncuyu ve 3. oyuncuyu almayın. Üst taraftan 2 oyuncu, alt taraftan 1 oyuncu veya üst taraftan bir oyuncu, alt taraftan iki oyuncu şeklinde alın bu 3 oyuncuyu arkadaşlar. Ve 3 oyuncunun fazlasını bence buradan almayın. Hani işinize çok aşırı yarayacak bir oyuncu yoksa, ki burada çok yoktur zaten arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi üstten ikinci oyuncuyu aldım. Şimdi bir de alttan birinci oyuncuyu alacağım arkadaşlar. Ve zaten ikinci kısım açılmış olacak. Ve bizim için gayet güzel olacak. Bu arada video geç geldiği için de kusura bakmayın arkadaşlar, yetiştiremedim. Kusura bakmayın, yani video maalesef birazcık geç geliyor. Normal geliştiriciler falan geliyor aslında. Bunlar bizim işimizi de yarar arkadaşlar. Gerçekten gayet güzel şeyler. Şimdi tabii ki üst tarafı değil arkadaşlar, alt tarafı açacağız. Daha kolay olduğu için, hani ikinci tarafa geçmek zaten benim hedefim. Belki de 3'e de geçebilirim. Yorumlara da yapın arkadaşlar, hangi tarafı tamamlayalım, hangi tarafı yükseltelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar maç 2'miz açıldı. Burada elimde kalan birazcık şeyler kaldı. Hala bu arada bitirmediyseniz bunları hesaplayıp yapın. Ben fazladan oynamışım gördüğünüz gibi. Ve maalesef maç 1'den boşu boşuna bu ödülleri de almış oldum. Hani boşu boşuna puanlarım gitmiş oldu. Neyse arkadaşlar, hemen şimdi 3 tane top ve ilk 11 garantili paketimiz var. Ondan sonra bu etkinliği kasmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi hızlıca 3 tane bu paketlerden açacağız. Sonra 2 tane elit garantili efsane Team of the Week paketi açacağız. Hızlıca bunları geçelim. Bu ödüller de gerçekten çok hoş duruyor. Buradan da zaten 2 tane almanız gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi her zaman söylüyorum, ikinci maçı artık zaten geçmişsinizdir muhtemelen. Geçmediyseniz de arkadaşlar eksiksiz kesinlikle oynayın. Hani eksiksiz oynamanız gerçekten sizin için çok iyi olacak. Bayağı bir oyuncu alabileceksiniz. Bu tarz taktikleri, bu tarz şeyleri de sakın kaçırmayın. Her şeyi eksiksiz tamamen oynayın. Şimdi arkadaşlar hemen buraya giriyoruz. Buraya girdik. Buradan da müdahale çıktı. Şimdi arkadaşlar buradan Ibora'yı alacağız. Sonra baştan saracak. Sonra bir de Gara'yı alacağız. Sonra direkt 3. maça geçerdik aslında. Ama ben bu kısmı Vazquez'i tamamlamayı düşündüğüm için belli de olmaz arkadaşlar. Belki Vazquez'i de alabilirim. Çünkü Vazquez'i çok kişinin alacağını düşünmüyorum. Arkadaşlar ilk olarak şuradan bir 500'lük paketi açmaya gerek var mı? İlk olarak bu paketleri açalım arkadaşlar. İlk olarak bu paketleri açalım. Team of the Week şeylerimiz de olsun. Sonra öbür tarafa geçeceğiz. Oyunculara bakacağız hangileri çıkmış. Bu arada arkadaşlar şu anda Hi YouTube yazıyorlar. Çok teşekkürler destekler için. Sizi de buraya çağırıyorlar. Cube TV'nin linki açıklamada var. Her akşam 20.00'da FIFA Mobile ve PUBG Mobile canlı yayınları açıyoruz. Aşağıdan gelebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hemen bunu da açalım. Sonrasında hemen öbür tarafa geçeceğiz. Ve efsane bir paket açacağız. Sonra efsane bir tane daha paket açacağız. Hadi bakalım geçelim. Etkinlikler kısmına giriyoruz. Ve arkadaşlar etkinlikler kısmından La Liga rekabetleri tabii ki değil. La Liga rekabetlerine yanlışlıkla girdim. Şimdi Team of the Week paketlerine giriyoruz. Haftanın takımı yani. Ve haftanın takımı paketinden arkadaşlar elit garantili deme sebebim bu, bütün altınları çıkardım. Nasıl çıktı bilmiyorum. Bedavaya çıktı. Hiç başka paket açmamıştım ama çıkmış. Aslında ben bu haftanın takımını hiç beğenmedim. Açmayacaktım ancak çıkmış arkadaşlar. En kötü ihtimalle Chris Kuto çıkacak ama... En kötü yani Balotelli Chris Kito ikilisi çıkacak. En iyi ihtimalle Oblak Dybala. Oblak Dybala istemiyorum. Ancak sadece bir Oblak veya bir Dybala istiyorum. En az 85'in üstüne, yani 83'ün üstüne bir tane oyuncu istiyorum. Çıkmasa da olur. Yine iki tane elit garanti çıkacak zaten. Ama umarım çıkar. Dybala çıkacak falan yazıyorlar yorumlarda da. Bakalım ne olacak. Hemen arkadaşlar bastım. Lütfen şuradan güzel bir oyuncu gelsin. Çok hoş açılıyor. 21 potun puanı geldi. Ve abi 31 mi çıkması gerekiyordu çok yüksek çıkması için? Herkes Marquinhos diyor. Abi çok zor bu arada, biliyorum Oblak'ın çıkması falan bayağı zor ama 3-2-1 geçen Hames'i çıkarmıştık ve Balotelli. Ulan diğer paketten de Chris Kito. Bak bir şey diyeyim mi? Diğer paketten Chris Kito çıkmasın. Ne çıkarsa çıksın. Bak ne çıkarsa. Ne çıkarsa çıkabilir. İstediği şey çıkabilir. Yani ne istiyorsa çıkabilir. Neyse 5, 4, 3, 2, 1.
İlk 11 sonuçta ver bir şey. Altın verdi. Abi olan altını niye bir daha veriyor? Yani oyun gerçekten bozuk ya. Neyse arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte hemen hızlıca birkaç tane paket edeceğiz. Maalesef bir tane elit çıkıyormuş. Bilmiyordum ya. Gerçekten bilmiyordum. Keşke önce bunu açsaydım. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Başka bir hesaptayız ve tekrardan 750'lik hesap var. Bu arada arkadaşlar siz de yayınlara gelip bana bu şekilde hesabınızı verebilirsiniz. Özellikle cevher falan biriktirenler varsa, özel paketler falan ya da Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyenler falan oluyor. Bayağı bir paket açtıracaklar oluyor. Çok eğleniyoruz burada. Siz de gelip hesabınızı verebilirsiniz. Canlı yayında hesabınızdan paket açabilirim. Şimdi hemen bastım. Cevherlerle Şampiyonlar Ligi paketi aç demişti abi. Çocuk istiyor mu istemiyor mu bilmiyoruz. Neyse bakalım buradan ne çıkacak. Buradan bari güzel bir şey çıksın. Bastım. 77'lik Marshall çıktı. Her neyse arkadaşlar, burada da bu şekilde bir hüsrana uğradık. Canlı yayında paketleri gördünüz arkadaşlar. Ben 2 tane elit oyuncu çıkartabiliyorum sanıyordum. Sadece bir taneymiş. Beni gerçekten çok üzdü. Her neyse arkadaşlar, şimdi şu paketi bir alalım. İlk olarak şu paketi alalım. Sonrasında da o zamandan beri, yani videonun başını, ekran kaydını aldığım zamandan beri ne kadar ilerletebilmişim göstereyim. Çok da fazla ilerletemedim. Zaten arkadaşlar ben size biraz daha göstermiştim. Çok fazla ilerlemiyor. Gittikçe arkadaşlar bayağı bir zorlaşıyor. Bu yüzden hani garanti alacağım falan da demeyin. Çok zor gerçekten. Gördüğünüz gibi zaten hiçbir şey almamışız. Hemen bunu açacağım arkadaşlar ve bunun devam kısmını açacağız hemen. Şöyle gelelim. Bunu açalım abi. Bunları yavaş yavaş açalım hızlıca. Yavaş yavaş açalım hızlıca da benim herhalde artık özlü sözüm olacak gerçekten abi. Hiç... doğru düzgün bu şekilde konuşuyorum. Yavaş yavaş açalım hızlıca. Evet güzel. Her neyse maç 2 puanından açmaya devam ediyoruz. Daha hızlı bir şekilde açalım abi. 8'er tane vermesi gayet güzel ama gerçekten yine de çok zor oluyor arkadaşlar. 6 kere 8 48 tane olacak muhtemelen. Ve 48 tane de yani bizim hiçbir işimize yaramayacak. Hemen maç 2'ye geçip göstereceğim arkadaşlar sizlere. Şimdi maç 2'ye geçtik, gördüğünüz gibi 48 tane oldu ama 140 tane lazım. Yani günde arkadaşlar bunlardan zaten ne kadar kasılıyordu bu arada günde, ben hiç hesaplamadım bunu. Bunları canlı yayınlarda falan hesaplıyoruz bu arada arkadaşlar. Canlı yayınlara o yüzden gelmenizi bekliyorum. Canlı yayınlarda gördüğünüz paketleri de açmış olduk. Ve paket açtıktan bir gün sonrasını falan görüyorsunuz. Direkt görmek istiyorsanız canlı yayınlarda görebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ücretsiz paketlerle bir tane açalım arkadaşlar. 10. seviye olduğunuz zaman hem 11'e geçmeniz hızlanıyor. Bak 11 oldum ben, hatta 12 olacağım arkadaşlar. Hem de bu cevher 50 tane oluyor. Bu cevherin 50 tane olması kadar güzel bir şey yok. Günde 4 kere falan bu paketi açabilsek 50, günde 200. Günde en az 3 kez açıyorum arkadaşlar ben bu paketi bu arada. Ve gerçekten günde 150 tane cevher kasıyorum bu şekilde. Bu benim coins kasmama da yardımcı oluyor. Çünkü son 16 paketi falan çıkartıyorum, açabiliyorum arkadaşlar. Bunları biliyorsunuz, videolarda açıyorum. Gerçekten çok işime yarıyor. Arkadaşlar şu anda içime öyle bir doğdu ki bu paketten ben elit bir oyuncu çıkartacağım. Yani gerçekten nedense öyle içime doğdu. Boşuna coins gitmedi yani bence. Ki yok abi. Oo 75. 75 çıkma şansını da şöyle göstereyim abi. %12. Yani %12 olduğu için gerçekten çıkma şansı düşük ve gayet güzel. Bu arada bu paketten açtıkça acaba yüzdelik şansında bir oynama oluyor mu? Çünkü sanki %10.9 gibi hatırlıyorum ben 75 oyuncuyu. Neyse birkaç tane daha açacağım arkadaşlar. 2-3 tane daha açacağım. Çünkü şu an şanslı hissettim kendimi, bilmiyorum. Çok zor ama gerçekten %3 şans. Hani bu PES'teki gibi de değil arkadaşlar. Bu arada PES Mobil videosu isteyenler like atmayı unutmayın. PES Mobil videosu da gelebilir. Yorumlara da yazın. PES Mobil videosu istiyoruz diye yorumlara yazabilirsiniz. Eğer istiyorsanız arkadaşlar çekeriz. Ve elit çıkacak dedim. Elit çıktı. Yok artık. Abi elit çıkacak dedim. Ve eliti çıkardım. Diğerine bakacağım abi. Kesin 50 bin falan ya. Ama 35 binlik paketten çıkar. Yani kar etmemiş olma şansım yok. Jarst'in satmayacağım bu arada muhtemelen. Bir bakacağım önce değerine. Jarst yazdım. 80 rating yazalım hemen. 80. Abi ne yaptık? Bir tane iki elit çıkardık. Hani satayım direkt. Basamıyoruz. 210 bin yazayım bir dakika. 210 bin ediyorsa bu arada güzel ha. Kar bile etmişiz. Abi gerçekten bayağıdır çıkmıyordu bu arada. İyi oldu yani. Hani çıkması zaten gerekiyordu. Gördüğünüz gibi 210 bin ediyor. Kaç tane boost veriyor? Ona da bir bakalım arkadaşlar. Belki boost basarız. Yani bu boost olarak en mantıklı kaç ratingli oyuncuları kullanalım arkadaşlar? Yorumlara yazın. 25.000, 210.000. Hangisi daha mantıklı olur hiç bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlara dediğim gibi yazın ama ben bu adamı 210.000'den satacağım. Yani gerisini alırız zaten. Hemen sizin gözünüzün önünde arkadaşlar çıkardığımız oyuncuyu satalım. Bu arada bu artık satılabiliyor mu? Yok. Bu satılabildi ama bunu da satıp oradan da coins elde edeceğiz. Birazcık bence güzel bir coins elde ederiz. 208.500 ve 210.000 diyorum ve öğeyi gönder dedim arkadaşlar. Şu haftalık görevleri falan tamamlamış mıyım ben, onlara da bir bakayım da sonra sıkıntı çıkmasın. Ve yeni haftanın takımı gelmiş mi, ona da bir bakalım ne gelmiş, kimler gelmiş. Hemen son olarak yeni haftanın takımına da bir göz atalım arkadaşlar.
Yeni haftanın takımı daha gelmemiş. Bu gece gelecek. Her neyse arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Kanala yanda çıkan butondan abone olmayı ve etrafta çıkan sizin için önerilen video ve benim kanala attığım son video ekranda şu anda çıkıyor arkadaşlar. Onlardan da herhangi birisine gidebilirsiniz. Hoşçakalın, sizleri gerçekten çok seviyorum ve bye bye.